Şimdi hani buraya gelmeden önce böyle hızlı hızlı odaya girdim. Ali abi oradaydı. Geç kalıyorum, koşturuyorum. Telaşımı da hissetmiştir. Mehmet Ali abiye merhaba dedi falan. Hemen çıktım ondan sonra. Çünkü dün saat 11 civarında yemek yedim. Açlıktan ölüyorum. Gece beni 11. Gece 11'de, hatta 7'de 8'deydim, onu bile hatırlamıyorum. Uçağa bindim, Ankara dedim, geldim falan filan böyle. O telaşın içinde yemek yemem lazım. Başka bir şey düşünmüyorum. Kimseyi görmüyorum. Hızlı hızlı yukarı çıktım. Yemeğimi yedim, oturdum. Ne yapıyorduk biz, yapay zeka? Sonra durdum, nereden başlayabiliriz diye. Aslında bu yapay zeka filmlerinin tamamında dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus var. Robotların yeme içme kültürü nasıl veriliyor bize sorusu mühim. Çünkü tam da Eyüp arkadaşımın dediği gibi bedenlenme probleminin çok dibinde bu enerji sağlama problemi var. Ve biz robotların bu enerjiyi nereden bulduklarını hiçbir filmde görmüyoruz. Ya da görsek de bir mavi ışık dönüp duruyor burada. Ne kadar güzel yani. Biz ise sabah akşam yemek için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bu çok önemli bir şey. Yani enerjinin bir şekilde bir kabın içinde tutulması, bir mühendis olarak konuşmaya başladığımda tabii havalanında şunu da görüyorsunuz. Herkes iPhone'unu ya da Samsung'unu takacak bir yer arıyor. Hemen bir şey yapayım, enerji bulayım da telefonla görüşeyim diye. Neden? Çünkü gariban telefonlarınız altı üstü 8-10 saat çalışıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam işte lityum iyonlar var, hidrojen enerjileri var, şunlar var, bunlar var. Biz bunları bir kabın içine koyacağız. Nükleer de var üstüne. O da alıp başını gidecek. İş o kadar kolay değil. Çünkü bir birim enerjinin işte o birimde durması, yani o hacimde durması, o zamanda durması oranlarını arttırdığınız anda ona kap kıldığımız malzeme o enerjiye dayanamıyor artık. Yani bugün atmosferin hemen dışına bir tane şöyle metal parçası çıkarsanız altı üstü birkaç saniye içinde yok olup gider. Yani güneşten gelen radyasyonun sahip olduğu enerjiden dolayı o metalin paramparça olup gittiğini görürsünüz. Yani molekülleri, o metal moleküllerini bir arada tutabilecek bağların üzerinde bir kinetik enerjiyle, bir hareket enerjisiyle çarptığınız anda o bağı kopartıyorsunuz. Bu durumda herhangi bir maddenin içinde durabilecek enerjiyle ilgili ciddi bir limitimiz var. Ve biz bu limitten bağımsızız insan olarak. Yani böyle bir limitimiz yok bizim. Şimdi siz dışarıya makineyi ya da robotu metal üzerinden koyarsanız ya da herhangi bir materyal üzerinden koyarsanız, bu yumuşak bir şey de olabilir, hiç fark etmez. Enerjisini nasıl üreteceğinin sorusunu çok iyi düşünmeniz lazım. Biz şu anda her bir hücremizde, trilyonlarca hücremizde mitokondri üzerinden ciddi bir enerji üretiyoruz ve ter içinde kalıyorum şu anda burada, yani daralıyorum. Ve onun üzerinden bütün işimi gücümü yapıyorum. Bu beyni orada tutuyorum. Bu bedenin farkına varıyorum. Dışarıdan gelenleri sayıyorum. Bunda bir eksiklik olduğu zaman da asabım bozuluyor. Yemek peşinde koşturuyorum. Şimdi tabii ne dünya savaşı yaşadık, ne orta çağlarda şurada burada yaşadık. O yemek problemlerini, kıtlık problemlerini, bunun ekonomiyi nasıl değiştirdiğini, politikayı, siyaseti nasıl değiştirdiğini düşünmüyoruz. Çok bu anlamda kararlı bir yere geçtik. Niçin? Kapitalist dünyada yaşıyoruz. Kapitalist dünyada yaşadığımız için onlar bizi çok etkilemiyormuş gibi geliyor. İşte tarım devrimi yaptık falan gibi şeylerle. Enerjiyle olan ilişkimizin bütün bedenimizin her bir hücresinde üretildiği durumla bir yerden bir yerlere aktaracağım ve bir yerlerden kullanacağım arasında çok büyük fark var. Burası çok önemli bir nokta. Ve bedenlenmiş olmanın da temel sorularından biri. Filmleri izlediğinizde o yüzden benim haseten ricam, bu robotların yeme içme kültürleri ne diye bakın. Yani yapay zekada o küçük çocuk bir ara morali bozuluyor, yanlış hatırlamıyorsam. Paldır küldür bir şeyler yemeye çalışıyor, ağzından dışarı çıkıyor. Yani yiyemiyor. Değil mi? Ben insanım demeye çalışıyor ama yapamıyor yani. Orada kalıyor. Bu nokta açıkçası önemli. İkinci ve çok daha kritik hususlardan biri ise bizim bir ayırma fiilimiz var. Bizim bir bölme fiilimiz var. Yani bu işte Parmenides'ten beri bütün Batı felsefesinin de temelinde olan bir şey. A olan ve A olmayan diye ayırdığımız bir husus. Şimdi burada bu ayırma işlemini yaparken çektiğimiz bütün sıkıntılar,
Yani aslına bakarsanız bütün felsefedeki her türlü konunun tartışması buraya dayanıyor. Çünkü çelişmezlik ilkesi en nihayetinde devreye giriyor. Ve biz onun üzerinden bu dünyayı kurguluyoruz. Kavramlarımızı oradan inşa ediyoruz ve oradan konuşuyoruz. Robotları ya da yapay zekayı ki Eyüp Hocam'ın dediği gibi öyle yapay zeka falan demesi de kolay değil artık. Ben kullanıyorum anlaştığımız için, bu odada uzlaştığımız için, yoksa kullanmamamız gerekiyor. Hani ne diyeceğiz? Hakikaten tost makinesileri hakkında konuşuyoruz aslında diyerek gitmem lazım. O açıdan gittiğimizde biz onların altına bir takım kodlar yerleştiriyoruz. Bir takım böyle işte bilgisayarın başına oturduğunuzda mutlaka kod yazanlar vardır. Çıkı 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 yazıyoruz bir şeyler. Canımız çıkıyor, gözlerimiz patlıyor falan. Hani tezde de 4000 satırlık bir şeyler yazdığım için biliyorum yani. O isim öyle çıktı, yoksa yazmadık öyle boşuna. Şimdi oradaki kodlarda çok basit bir şey yapıyoruz dikkat ederseniz. Sıfırları ve birleri kullanan bir sistemin üzerinden konuşuyoruz. Yani ayrılmış iş. Biz o ayrılmış işi bilgisayara yaptırıyoruz. Hani ben de ayırdım diye kabul ediyoruz. Yani burada A var, burada da A olmayan var. Bak bilgisayarcığım, senin için ben buna sıfır diyorum, buna da bir diyorum. Hadi işini gücünü yap deyip onu salıyoruz dünyaya. Ama onu saldığımızda bile biz o byte'ların içine, bit'lerin içine nerede neyi nasıl ayıracağını, yani bir adım sonra neyi nasıl ayıracağını da söylüyoruz ona aslında kodun içinde. Yani ayırma fiiliyle ilgili biz tonlarca felsefi tartışma yapıyor iken, bu yapay zekanın o tartışmaları yapmamasını sağlayacak şekilde kritik ayrım fiillerini, ayırma fiillerini ona zaten zımmen, yani ne belki de programcı fark etmeden, ne de belki de bizler dışarıda olanlar fark etmeden yüklüyoruz. Bu da bir şey, çünkü hani mesela şeyde falan TED'de MED'de görüyorsunuz, bir tane kamera koyuyor amca buraya. Herkesin yüzünü şık 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 diye böyle kamera saniyeler içinde ayırıyor. Bak bu köpek, bu fil, bu bilmem ne falan. Da altta o ayırma fiilini yapmak için gerekli şeyi zaten ona vermişim ben. Ayırmaması bir hata. Yani bugüne kadar sen o algoritmayı bulamadığın için üzülmen lazım. Çünkü unutmayın, Kant'ın uzay ve zamanı bütün o düşüncesinin temeline koyduğu yer aslında burada hiçbir ayrımın olmadığı yer. Yani Kant ilk dakikada o transandantal esnetiği anlatmaya başladığı zaman şuradaki hiçbir sınır, hiçbir renk, hiçbir yani ne kadar sınır olduğunu bir şöyle bakın etrafa, ondan hiçbiri yokken ben bu sınırı nasıl koyuyorum, bu ayırma fiilini nasıl eğiliyorum sorusuna aslında zamanı ve mekanı ayırt edici unsur olarak koyuyor. Ve şunu söylüyor ki bu bir yerinde Leibniz'in özdeşlik ilkesine gider. Zamanın bir noktasında bomboş bir adada olsam, hiçbir bu anlamda ayırma yok, bembeyaz bir yerde olsam, bakın sonra kelimesini kullanabilmem için anam ağlıyor şu anda beni. Ben durayım biraz. Sonra hala beyaz odadayım diyebilir miyim? Bu cümleyi kurabilir miyim sorusunda evet diyor Kant. Çünkü ben o iki ayır birbirinden, o iki anı birbirinden ayırırım diyor. Yani sıfırı ve biri koyuyorum oraya. Bunu nasıl yapıyorum? İşte Kant'tan beri uğraştığımız problem ve belki de biraz dışarı attığımız bir problem. O zaman soru şu hale gelir. Çünkü Leibniz de bunu söylüyor. Yani özdeşliği ben nasıl birbirinden ayırıyorum diye. Kuantum mekaniğinde özdeşlik problemi nedir? Başka bir seminerde gireriz gibi bir yerde hani böyle top atayım oraya doğru. Ne zamana gider bilmiyorum ama bir gün tutarsak söylerim top geldi diye de. Şimdi soru o zaman şu hale gelir. Eğer bir yapay zeka ya da işte tost makinesi bütün işaretleri birbiriyle özdeş olan, yani sadece bir gama gibi bir işaret olsun bu, sadece gama gibi bir işaret kullanıp bir tırnak içinde söylüyorum kusura bakmayın, halt yerse tamam o zaman yaptı deriz. Çünkü ayırma eylemini bizim bile çok zorlandığımız düzeyin bir arkasına çekmiştir. Yani çok daha zemine bir arkaya indirmiştir. Yani bu anlamda da Parmenides'ten birinde peşinde koştuğumuz o bir nedir sorusunu da bir şekilde yakalamış anlamına gelir. Öyle bir şey olur da onun üzerinden bir şey yaparlarsa eyvallah, amenna ve sadakna deriz, yolundan gideriz. Ama bunun haricinde bizi aşabilmesi, biz ona ayırma ilkesini verdiğimiz için enerjiyi her bir biriminden, her bir ücretinden almasının mühendislik açısından neredeyse imkansız olmasına bağlı olarak filmleri izlemek eğlenceli bir şey arkadaşlar.
Ya gerçekten ben çok seviyorum yani. Ama bunu da bilmek lazım deyip bırakıyorum abi, bu kadar basit.